AK Parti Adıyaman Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakan Alparslan Bayraktar'a deprem sürecindeki destekleri için teşekkür etti. Son yıllarda Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilebilir kaynaklara büyük yatırımlar yapmıştır. Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji kaynakları bakımından ülkemiz büyük bir potansiyele sahiptir. Rüzgar enerjisi alanında Türkiye Avrupa'nın önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik toplam üretimin %10'una yaklaşmıştır. Güneş enerjisinde ise özellikle Güney ve İç Anadolu bölgelerimiz büyük bir potansiyel taşıyor. Lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi yatırımları hızla artıyor. Sözlerimin içerisinde özellikle seçim bölgem memleketim Adıyaman'a büyük destekleriniz oldu. Hem deprem sürecinde hem depremden sonra elinizi çekmediniz. Adıyaman'a yaptığınız hizmetler, destekler için teşekkür ediyoruz. Milletvekili Kurt, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman'da TPAO tarafından kurulan konteyner kentte halen binlerce hemşerisinin barındığını kaydetti. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman büyük bir hasar aldı. Memleketim Adıyaman'da hem TPO hem de TİPİK tarafından, bakanlığınıza bağlı birimler tarafından çok önemli yatırımlar hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Hem bakanlığın bu birimleri tarafından bölgede özellikle konteyner başta olmak üzere, çadır kentler başta olmak üzere çok güzel hizmetler oldu. Bir yandan da bakanlığınızın misafirhanelerinde ve tesislerinde de çok sayıda hemşerimiz uzun süre sağlıklı bir ortamda, güvenli bir şekilde sizlerin misafiri oldu. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Kurt, 2024 Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 4 milyon haneye 5,5 milyar lira tutarında destek sağlandığını aktardı. 2024 yılında Eylül ayına kadar 832 bin aileye 755.928 ton kömür yardımı yapıldı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle 380 bin ton kömür talebi iletilmiş olup bunların da sevkiyatları gerçekleşmiştir. 2024 Şubat ayı tarihiyle 375.176 ton kömür sevkiyatının gerçekleştirmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Yine imzalanan protokolle de 193.027 ton kömür okullara Eylül ayına kadar teslim edilmiş. Sürdürülebilir madencilik uygulamaları çevreye zarar vermeden kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Bu bağlamda çevresel denetimlerin artırılması ve rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de büyük önem taşıyor. Sayın Bakanım, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği de verilmektedir. Bu kapsamda 795 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovat karşılığı tutara kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden destekleme yapılıyor.